Arkadaşlar, bu gece sizlere kısaca Hydro Tur arıtma sistemleri için yazdığım personel izin programını tanıtacağım. Murat 1-2-3-4 şık programı açtım. Burada arkadaşlar yeni izine tıklıyorum. Burada karşımıza personel listesi geliyor. Daha önceden personellerimizi burada tanıtmış olmamız gerekiyor normal şartlarda. Hemen personellerimizi ekleyelim bir iki tanesini. Bir sicil numarası yazıyorum. Adı soyadı Mehmet Demir olsun. Departman, satış, pazarlama, teknik servis, muhasebe, insan kaynakları vesaire. Bunlar ayarlar sayfasından yazılıyor, ayarlanıyor bunlar. Ondan sonra unvanı, tekniker, teknisyen, şef, mühendis, usta vesaire seçiliyor. İşe giriş tarihi örneğin 01.01.2015 olsun. Gördüğünüz gibi 5 yıl çalışmış, yıllık 14 gün izin hakkıyla beraber toplamda 5 kere 14, 70 gün izin hak etmiş. Örnek olarak bu programı kullanmadan önce 50 gün izin kullanmış olsun personelimiz ve kaydete bastık. Şu anda personelimizin içeride 20 gün izni var. Bir personel daha tanımlıyorum. Bu da Ali Güneş olsun. Ali Güneş de muhasebe biriminde çalışır olsun. Unvanı ne olsun? Muhasebede çalışmasın ya. Bu da satış ve pazarlamada tekniker olsun. 01.01.2019'da 1 yıllık çalışmış olsun. Gördüğünüz gibi 14 gün izin hak etmiş ve bunun 4 gününü kullanmış olsun. Şu anda içeride 10 gün izni var. Bu şekilde kaç tane personelimiz varsa hepsini tanımlıyoruz arkadaşlar. Ardından personellere izin girmek istediğimiz zaman burada yeni izne tıklıyoruz. Bir personel seçmemiz gerekiyor. Örneğin Ali Güneş'i çift tıklıyorum. 10 gün izni var, dikkat edersen kalan izin 10 gün. Talep eden Ali Güneş, izin tipi seçiniz diyor. Günlük izin, izin türü yıllık. Buradan ölüm, evlilik, yıllık, babalık, süt, eğitim, ücretsiz, ücretli izinler var. Biz burada yıllık izni seçiyoruz. Örnek olarak 2 günlük bir izin kullanmış olsun. Telefon numarası. Şöyle yazalım. 0532 pardon. 32 böyle izin telefon numarasını yazdım rastgele. Adresi Ankara diyelim. Özel bir işim nedeniyle yazalım ve kaydete basıyorum. Personelimizin kaydını girdik. Dikkat edersin burada bir izin var arkadaşlar. Hemen gün, iki gün, telefon, bulunacağı adres Ankara, açıklaması burada, yıllık izin kullanmış oldu. Şimdi personel listemize tekrar baktığımız zaman personelimizin kalan izninin 8 olduğunu, kullanılan izninin de 6 olduğunu görüyoruz. Şimdi Mehmet Demir'e de bir izin girelim. 20 gün izni kalmış gördüğünüz gibi. Buna da saatlik izin girelim. Örneğin saat 08 ile 11 arası 3 saat izin işe gelmedi, izin aldı 3 saat. Burada telefonu yine yazıyoruz. Buraya adres yine Ankara, özel iş diyelim ve kaydete basalım. Bu da saatlik izin aldı. Şimdi bu personelimizi çift tıkladığımız zaman burada kullandığı izin Mehmet Demir'in 3 saat izin kullandığını, Ali Güneş'in de 2 gün 0 saat izin kullandığını görüyoruz. Şimdi tekrar örneğin Ali Güneş'e yine ona da 2 saatlik bir izin girelim. Buradan saatliği seçiyorum. Yine saat 08 ile 10 arası 2 saat izin, işe girmemiş olsun arkadaşlar. Telefonu açıklama yazdıktan sonra kaydete basıyorum ve izni kaydettim. Şimdi Ali Güneş'e çift tıkladığım zaman Ali Güneş'e 2 gün 2 saat izin kullandığını görüyoruz. Bu izini yazdıralım hemen. Şurada izin yazdır diyorum. Seçili izin yazdırılsın mı? Evet'e basıyorum. Buraya Ali diyorum. Ali Güneş. Şöyle kaydete bastım. Önce böyle bir örnek çalışma yapmıştım. Ali Güneş diye birini kaydetmiştim arkadaşlar. Aynı PDF'si olduğu için üzerine yazayım dedi. Ali Güneş'i şimdi çift tıklayıp açtığım zaman gördüğünüz gibi talep eden Ali Güneş, sicil numarası şu, izin kriteri saatlik, izin nedeni ücretsiz, izin başı saati, tarihi ve saati burada gördüğünüz gibi bu şekilde yıllık izin formumuz da ya da saatlik izin formumuz da çıktısını almış olduk. Personel listemizi de yazdırabiliyoruz.
Programımızın yedeğini alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Aktif yazıcımızı yine seçebiliyoruz. İstediğimiz yazıcıyı seçebiliyoruz. Değişiklikleri kaydedebiliyoruz. Excel'e geçmek istersek şifreli bir şekilde geçiyoruz. Tekrar programımızı açıyoruz. Örneğin Ali Güneş'in şu 2 saat, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ikisinin saatlik olduğunu anlıyoruz. Çünkü burada saat var gördüğünüz gibi. Saat 8 ile 10 arası. Mesela bu saatlik izni silelim Ali Güneş'in. Sil dedim. Şimdi tekrar Ali Güneş'e çift tıkladığım zaman 2 gün 0 saat kullanmış gördüğünüz gibi. Ali Güneş'in 2 günlük izni tekrar sildim. Ve personel listesine baktığım zaman Ali Güneş'in tekrar 10 gün kalan izni olduğunu görüyorum. Dikkat ederseniz. Mehmet Demir'in saatlik izni tek kaldı. Dolayısıyla onu da sildiğim zaman Mehmet Demir'in de aynı şekilde bakın 0 gün 0 saat girmiş olduk. Tekrar Ali Güneş'e bir 10 günlük bir izin girelim ya da kaç günlük izin girelim. 4 günlük bir izin girelim. Evet. Şöyle kaydete bastım. Ve şu anda Ali Güneş'in 6 gün izni kaldı gördüğünüz gibi. Yine sicil numarasına göre arayabiliyoruz. Kalan izinlerini arkadaşlar mesela izni büyüktür. 5 günden büyük olanları bana getir dediğim zaman her ikisini getirdi. İzni 10 günde büyük olanları bul dediğim zaman da Mehmet Demir'in sadece 10 günden fazla olduğunu görüyoruz. Örneğin izni küçüktür 10 gün dediğim zaman sadece Ali Güneş'i buluyor. Yani sicil numaraya göre arama, ada soyada göre arama yapabiliyor. Mesela Mehmet Demir'i, bakın ME yazdım, Mehmet Demir'i, AL'e yazdığım zaman Ali Güneş'i bulabiliyor. Tümü dediğim zaman tümünü getiriyor. Program bu şekilde tüm personellerimizin iznini çok güzel bir şekilde takip edebiliyoruz. Hangi personelimiz kaç gün izin kullanmış buradan görünüyor. Detaylı bir şekilde görebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa vstkanalı@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.